Kızım senin ne işin var burada? Ya benim gece karnım çok acıktı. Sonra mutfakta buzdolabında o kadar yemek görünce vallahi gözüm döndü, gerisi de yok bende. Saçında ıspanak var. Evladım onu demiyorum. Gece vakti bizim evimizde ne işin var? Hani sen Nevşehir'e gitmiştin bu sabah. Kedi gibi ya. Sabah Nevşehir'e atıyorsun, akşama burada. Evet ya. Ya sen nasıl bizim evimize gizli gizli girip de dolabımızdaki yemekleri yersin? Utanmıyor musun? Ne? Ya beni sen getirdin buraya. Ya beni bahçedeki müştemilata soktu. Kapısını kapattı. Dedi ki sen burada sessizce beni bekle. Ben dedi babamlara durumu bir güzel açıklayıp dedi. Seni dedi yukarı çıkartacağım dedi. Sonra ne oldu? Sonra gece yarısı oldu. Baktım gelen giden yok. Ben de açlıktan öleceğim. Dedim herhalde durumu size açıklamıştır. Ben de mutfağa gittim. Yoksa size benim burada misafir olarak kalacağımı söylemedi mi? Kızım şu anda benim suratımda böyle bir bilgi sahibi bir insan ifadesi var mı? Bakıyorum. Pek yok gibi aslında şu anda. Kızım sen niye dönmedin evine ya? Ben tam dönüyordum. Ya sizin buradaki duraktan ben minibüse bindim. Ceylan! Yalvarırım gitme. Terk etme beni, ben sensiz yaşayamam. Ya ne alakası var? Asıl bu yalvardı bana ne olur birazcık daha kalayım diye. Ya kızım binsene şuraya. Ya biraz daha kalayım ne olur ya. Ben uyduruyor muyum şu anda? Evet. Ya tamam sen haklısın, ben uyduruyorum tamam. Ha şöyle. O zaman anlat bakalım hadi. Şu çakma vitamincide başımıza neler geldi. Sonra ben neden uçağa binemedim, bunları bir anlat istersen. Evet. Ceylan doğru söylüyor. Ben ısrar ettim kalayım. Hatta yalvardın. Hatta yalvardım.